Arkadaşlar hoş geldiniz. Hans Niemann'ın 3. sıraya çıkması herkesi etkiledi Chess.com'da. 1. ve 2. sıradaki Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura onlar da oynamaya devam ettiler ve puanlarını arttırmak istediler. Özellikle Hikaru Nakamura gaza bastı ve Magnus Carlsen'i geride bıraktı. İşte böyle bir karşılaşmaya gideceğiz sizlerle. Hikaru Nakamura çok fazla karşılaşma yaptı ama bir tanesi gerçekten çok etkileyici. Daha doğrusu bir sürü etkileyici karşılaşma var ama en güzellerinden bir tanesi. Bu o yüzden sizlere bunu göstermek istiyorum. Ve bakalım Magnus Carlsen ona nasıl cevap verecek? Benim tahminim bugün veya yarın Carlsen Hikaru'yu geçene kadar o siteden çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer böyle bir şey olursa da sizlerle ya cumartesi ya da pazar tabii ki yeni videoda ee, bunu göstereceğim bakalım neler olacak beyazlarda Hikaru Nakamura oyuna genelde e4 başlıyor internette burada da öyle oldu ve siyahlarda fm rakibi ama 2850 reytinge sahip bu rakip e5 oynamayı tercih etti. At c3'ten sonra at f6 ve fil c4'ten sonra siyahlar burada at çarpı e4 hamlesini oynuyorlar. Eğer siz burada at çarpı e4 oynarsanız tabii ki d5'ten sonra siyahların güzel bir üstünlüğü olacak merkezde. O yüzden at c3, at f6 ve fil c4'e at e4 devamında vezir h5 hamlesi oynanıyor. Şimdi vezir h5'ten sonra tabii ki ilk aklımıza gelen buradaki çoban matı vari e, oyun burada mecburen siz artık buna bir çözüm bulacaksınız artık at g5 mi gidersiniz d5 oynayıp piyon verip sonra mı çözüm ararsınız ama burada siyahlar at d6 ile beraber f7'yi tuttum ve c4'ü istiyorum diyor bir noktada fil b3'e çekildi ve burada siyahların aslında dezavantajlı kaldığı yerlerden bir tanesi filin oyuna girmeyecek olması ama en kötü ihtimalle b6 ve fil b7'den bu fili geliştirebilirsiniz hızlıca rok atma derdinde Fideye de oynanıyor ve Vezir E5'ten sonra da siyahlar burada hemen rok atıyorlar tabii ki belki de tek hamleleri ve rok'tan sonra At ve işte beyazlar gelişimini tamamlıyorlar. Onlar da tabii ki kısa rok atacaklar. Ve B6'dan sonra da burada fil B7 hamlesiyle beraber tabii ki fili burada değerlendirmek istiyor. b 6 bilgisayar beğenmedi ama ilk aklımıza gelen hamle zaten bu. B6 fil B7 ve at C6 ile oyun devam edecek. Aslında konumunda eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hemen vezir F4 oynandı. Vezir F4 de oynanılabilirdi. Tabii ki kısa rok da oynanılabilirdi. At C6'dan sonra tekrardan veziri F4'e koyabilirdi. Bezir f4 oynandı fil b7 kısa rok ve burada fil f6 ile beraber gelişim devam ediyor ve burada At d5 hamlesi geldi. Normal şartlarda tabii ki d3'ü tercih ede edebilirdi beyazlar. Fili bir şekilde buradan oyuna girmek işte belki d3 vezir g4 ve sonrasında fili bir yere atmak mantıklı olabilirdi. Ama burada at d5 oynamayı tercih ettiler. At d5'ten sonra da fili burada barındırmak istemiyor. Alt çarpı f6 ve vezir çarpı f6, vezir çarpı f6, g çarpı f6'dan sonra beyazlar net bir şekilde üstün olacaklar. Bunu istemiyor tabii ki ve e siyahlarda FM ve burada fil çarpı d5 hamlesi de oynuyor. Fil çarpı D5 ve at C6. Şimdi bilgisayar bunu neden beğenmedi? Siz B6'yı fil B7 oynamak ve buradaki çapraza bakmak için oynadınız. Ve devamında bu kadar tempo kaybettikten sonra bir de burada gittiniz ata vurdunuz. Yani bu bilgisayarın pek tercih edeceği bir şey değil ama siyahlar belki de kendini rahat hissediyorlar. Şimdi C3 oynandı. Amaçlardan bir tanesi atın buradaki manevralarını kesmek. Ve aynı zamanda D4 hamlesiyle birlikte buradaki file artık güzel bir çapraz kazandırmak fili de aynı zamanda güzel bir çapraza getirebilirsiniz. Sonrasında ise mat tehditleri çıkabilir. Aman dikkat. C3'ten sonra şimdi burada kale B8 hamlesi geldi. Yani kale B8 belki de hiçbir iş yapmıyor. Evet atı oynamak istiyorsunuz ama ya yani buradaki kaleyi B8'e oynamak ancak ya yani buradaki ata bir tane hamle kazandır. At E7 e oynamak için ya da at E5 oynayabilmek için ilerleyen zamanlarda kaleyi B8'e gelmek pek doğru bir tercih olmasa gerek. Kale B8'den sonra beyazlar hemen D4 oynadılar. Merkezi aldılar. At E7'den sonra fil isteniyor. Fil B3'e çekildi ve istediğimiz o C2'ye de gidecek. At G6'dan sonra da Vezir G4. Yani siyahların çok güzel hamleleri oldu belki. At E7 ile buradaki fili rahatsız ettiler. At G6 geldiler. F4'teki Vezir'i rahatsız ettiler. Ama aslında beyazların da plan kurmasına yardımcı oldu bu. Fil D5'te o kadar da fazla ham yani hamle şansı yoktu. E çaprazda da hiçbir şey kalmadığına göre filin B3'ten burada C2'ye dönmesi ve beyaz kareye H7'ye bakması daha güzel bir tercih olarak gözüküyor ya da fil b3'te tutabilirsiniz. Bu çaprazda kalmaya devam edebilir ve vezir g4 ile birlikte aslında filin de çaprazı bir noktada açılmış oldu. O yüzden beyazlar buradaki tempoları çok iyi değerlendirdi. Kale e8 oynanıyor ve g3 hamlesi. Şimdi Karşı tarafta tabii ki beyaz kareleri değerlendirecek bir fil olmadığı için bizim filimiz uzakta olsa dahi G3 oynamak o kadar kötü bir şey değil ki burada anladığım kadarıyla H4 ve h 5ten sonra buradaki atık olmak istiyor. Şimdi Vezir C8 geldi ve Vezir C8'den sonra artık H4 Allah'ın emri. H4 oynandı, H5 oynanması isteniyor ama siyahlar bambaşka dertlerin peşinde Vezir B7 gibi bir hamle oynanıldı. Yani tabii ki Vezir B7 yerine ne oynanılabilirdi bilmiyorum. B5 öneriyor bilgisayar ya da diyor ki gel kale a kale e4 ve bu veziri birazcık e, yani h3'e kaçır h5 oyna böyle tut konumu diyor ama bunlar da zor fakat vezir B7'nin tam olarak ne yaptığını anlayamadım. Belki ilerleyen zamanlarda buradaki atı istemek açısından çünkü ancak vezir tutuyor. Belki bir şey olabilir ama şu anlık H5'e engel olamıyor siyahlar. Ve h 5ten sonra at F8'e döndü. At F8'e en azından H7'ye de bakmış olacak. Ve fil F4'ün ardından beyazlar gelişimini artık tam olarak tamamladılar. Ve vezir döndü. E4'e geldi. Yani veziri E4'e koymak istiyorsunuz ama ama izlediğiniz rota çok ilginç. Yani Vezir'i C8'e geldiniz, B7'ye geldiniz. Sonrasında E4'ü buldunuz. Ve Vezir E4'ten sonra şimdi kale F1 ile tekrardan Vezir'e yer bulmanız lazım. Ve Vezir F5'e geldi. Yani buradaki yolu dolaştınız. Ve amacınız buradaki veziri kesmek. Tamam bazı noktalarda evet olabilir buradaki vezir çok e, tehditkar duruyor olabilir ve sonrasında veziri kestiğiniz zaman konum belki de rahatlayacaktır ama burada tam olarak öyle olmuyor çünkü vezir f5 at f5'e c7'deki buradaki piyon düşüyor evet belki c7'deki piyon o kadar önemli olmayabilir ama karşılığında siyahlar hiçbir şey elde edemiyorlar ve kale bc8 oynandı ver fili fil tekrardan f4'e döndükten sonra şimdi at e6 ver tekrardan bu fili diyecek ve fili d2'de saklamak çok akıllıca çünkü fil burada bir şey yapmıyor gibi ama hala bu çapraza bakıyor ve G4 ve devamında G5 ile birlikte artık burada siyahlar çok zor durumda kalacaklar. B5 oynandı ve hemen G4 ve de at D6 ya da <laughs> burada G5 geldi ve file yedi. Taşlar geriye gitmeye başladılar ve harika bir hamle burada çıka geliyor. Yani burada A4 oynamasını istiyor bilgisayar ama yani bu hamleyi bir kere gördüğünüz zaman oynamamanız imkansız. O da burada G6 hamlesi. Harika bir piyon fedası. HG6, HG6 ve FG6'dan sonra burası artık paramparça oldu. Filin bu çaprazı çok değerlendi ve burada Hikaru Nakamura artık kendisini tutamıyor. Ve burada kale fedasını patlatıyor kale çarpı e6 ve kale çarpı e6'dan sonra d çarpı e6 ve fil çarpı e6'dan sonra siz burada hem şahı hem de kaleyi tehdit ediyorsunuz ve üstüne bir de piyon aldınız ve gördüğünüz gibi bu konum artık beyazlara çok rahat kazanca döndü. Şah kendini burada normal şartlarda h7 atması lazım ya da h8 atması lazım. Eğer siz burada desteğe gitmek uğruna şah f8 oynarsanız bu şah burada sıkışır. At burada G6'ya konmuş olsaydı mat olacaktı. Ama şu anlık olmasa da bir sonraki hamle bunu hazırlıyor ve AT E5 oynuyor. Şimdi AT E5'ten sonra siyahlar oyunu terk etmiş. Neden? Çünkü at G6'yı kesebileceğiniz artık bir hamle kalmadı. Yani mesela bu B4'ü göstermemiz lazım. B4 at G6 mat. Ya da B4 harici herhangi işte A6, A5 hepsi mat oluyor burada. Eğer siz başka bir hamle mesela fil D8 oynarsanız yine at G6 mat burayı da tutuyor. Ve mecburen belki at F7 oynayabilirsiniz. Oradan sonra işte at G6 ve şah G8'den sonra fil C8 ve kale C8. Yani bu çaprazı tutuyorsunuz en azından şah kaçsın diye. Ama karşılığında yine her şey düşüyor gördüğünüz gibi. Bir de üstüne çatalları da geliyorsunuz. Bu da olmadı. Başka bir şey arayalım. At 5e buradaki kaleyi yani kaçsanız yine mat olacağınız için buradaki kaleyi kaçmanız lazım. Kale e d8 ve burada yine at g6'lar yine fil c8'ler var. Buraya oynamanın pek de gereği yok gibi. Ve buradan sonra siyahlar zaten oyunu terk etmiş. Ve Hikaru Nakamura çok formda olduğu bir gün işte böyle bir karşılaşma kazandı. Bir de üstüne üstlük tabii ki. Magnus Carlsen'i geride bırakmış oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız gün ve gün satrancı burada takip etmeyi unutmayın. Ve bunun için de abone olun. Ben ana sayfada söz veriyorum. Sizin karşınıza çıkacağım. Ondan sonra beni tanırsınız diye. Ya da tam yıllarımı ya da işte o ekrandaki küçük resmi tanırsınız diye tahmin ediyorum. Umarım kendinize dikkat edersiniz. ve yarın tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.